Evet efendim, selamlar, merhabalar. Enzo Paski'de değiliz, Enzo oyun kanalındayız, orijinallik. O kadar hazırlıksız bir video çekiyorum ki şu an. Gerçekten çok hazırlıksız yani. Hatta sesi bile muhtemelen umarım ayarlayabilirim. Şuradan bir bakalım nasıl olacak. Yüzüme hafif güneş vuruyor. Bu saatlerde ben beklemiyordum. Siz muhtemelen bu videoyu bir... Ben bunu çektim herhalde bir yarım saat sonra falan izlersiniz. Bilmiyorum upload'u falan nasıl olacak. WWE 2K22 bugün biliyorsunuz ki bir duyuru yapacaktı. Hep ocağı bekleyin, ocağı bekleyin diyordu. Royal Rumble'da ben yapacaklarını düşünüyordum. Twitch'te yayındayız, bekliyoruz hepinizi. Royal Rumble'da yapacaklarını düşünüyordum. Bu birazcık hem oyunla ilgili olduğu için şu an Enzo kanalındayız. Cem Cömert sağ olsun kardeşim, buradan da sana selam çakalım. Sen dedin abi oraya atsana falan diye. Okey, buraya atacağım. Hem belki bu kanalda daha çok insan gelebilir bu vesileyle. 2K22'nin sonunda bir trailer çıktı. Tanıtım. Zaten çıkış tarihi belli olmuştu. Yani biz çok spoiler yedik. Kapaklar falan sızdırıldı çünkü. Ama bakalım şimdi burada ne var? Ben de ilk defa izliyorum. Ben size hemen şuradan hop vereyim. Bakalım nasılmış. I'm telling you man, you haven't seen anything like it. Bunun gibi hiçbir şey görmemişsinizdir. Hi Tim. Hi Alexa. Popüler Alexa, Tim. Riddle. Abi bu sefer düzgün çalışıyorlar belli. Çalışsınlar da zaten düzgün. Bobby ile Biggie. Aha merdiven üstünde. Abi çok iyi. Cassidy of Dominic kesin olacak showcase'te abi. Merdiven tepesinde. Wow. Tamam hadi. Bu sadece oynanışta işte hadi. Aa. Açıyı değiştirsin atayım. Çok iyi, çok iyi lan. Kılıç var elinde. Haydi bakalım. Bobby Lashley. Bakalım nasıl olacak oğlum, çok merak ediyorum ya. Machine Gun Kelly mi? Ow. Bunu biraz kısa... Ohoho. The Undertaker. Redesign Engine. Yenilenen oyun motoru. Güzel. Fresh gameplay. John Cena. Stunning graphics. Güzel. New Magia mod. Güzel bir şey. Bunu içeri yapabilirim. Shotzi de güzelmiş. Macho Man. It hits different. Bu benim kılıcım. Yeah. Heh. Bunlara zaten değinmiştik. Bunlara Enzo Paski ana kanalda değinmiştim. Al. Çok iyi değil mi? NWO Fall Life Edition. 11 Mart'ta çıkıyor arkadaşlar. Enzo Mania'yı oraya taşıyorum. Resmen biliyorsunuz. Onun dışında Rain Showcase olur, MyGM mod olur, başka şeyler olur. Bir sürü içeriklerle hem bu kanalda hem Enzo'da hem de Enzo Paski zaten ana kanalımız biliyorsunuz. Orada çok içeriklerini yapacağım. Twitch yayınlarında oynayacağım. Twitch yayın dışında da içerikler planlıyorum. Ya umarım güzel geçecek. Şimdi birazcık şu şeye bakayım ben. Ya bir kere burada zaten sesi kısarak yapayım. Burada. Zaten şarkıdan telif değmiş olabilirim. Bilmiyorum şu an. Diğer kanal atıyorum o yüzden. Ne olur ne olmaz diye. Ya abi iyi çalıştıkları belli bu arada. Bunu yapmaları lazım. Bu çok güzel bir şey. Rain Showcase var. Rain Showcase'i bu oyunda var. Rain kariyerindeki bazı adımları oynayacağız. Daha önceki 2K'lerde varmış bu. Ben oynamadığım için bilmiyorum. Bu güzel bir şey. Burada merdivenin tepesinde Rain olması ve Dominic'in burada olması tamam abi. Custody of Dominic. Dominic'in velayeti maçı çok iyiydi ya. Eddie ile. Bunu demek ki oynayacağız. Bunu oynayalım. Bunu hatta ben çok keyif alırım ya. Canlı yayında falan mı showcase yapsak? Canlı yayında yapıp buraları şeyleri falan atabiliriz. Bak şu an çok gaza geldim. Umarım güzel olur oyun. Ya umarım şu yüzüm böyle düşmez yani benim. Oyunun güzel olmasını bekliyorum, umuyorum. Bu güzel bir detaydı. Biggie ile Bobby Lashley'in birbirlerine sandalyelerle vurmaları falan güzel. Alexa belli ki tamam. Lili Mili falan bu muhabbetlere girilecek. Güzelmiş aslında ya. Bakalım. Başka neler vardı? Kofi. Tamam. Riddle'ı görüyoruz. Riddle da tamam. Başka King muhabbetleri. Sağda Woods var. İşte böyle trailer falan incelememiştim. Garip hissettim kendimi. MVP mi var orada? Aa aynen MVP var. Şimdi fark ettim lan MVP'yi. Bu güzel bir şey.
Tamam. Bu da güzel ya. Yani Ray burada zaten başrol şu an. Bu oyunda showcase'i var yani. Şöyle bir bakayım. Hop. Ağzı biraz tepkisiz kalmış gibi. Böyle hani ne bileyim donuk geldi bana yüz. Ya çok da şey, ben adam gibi oynanış olsun. Bak ben çünkü daha çok simülasyon yapacağım için Enzomania'da falan. Belki de farklı şeyler. Yani. Okey. Umarım güzel. Nasıl sinirleniyor. Tamam, sakin ol. Heh, bak burada iyi bari, ağzı mağazı oynuyor birazcık. Böyle dümdüz, eski önlerde böyle dümdüz falan duruyordu ya, sevmiyorum ben onu. Claymore çaktı değil mi? Vallahi Roman'a Claymore'u... Roman'ın geçmesi çok iyi Paul Heyman'la. Ama maalesef artık bu oyun elbette ki belli başlı zamanlarda çekilmiş bu video olduğu için yanında Paul Heyman var Roman Reigns'in. Normalde artık biliyorsunuz GG. Yoksa hepsi bir oyun muydu? Yoksa hala Paul Heyman? Yoksa hala Paul Heyman Roman Reigns'i Brock Lesnar'dan koruyor mu acaba? Bu da şey değil mi? Kemeri falan verip onun yanında olarak. WWE Championship. Bu benim kılıcım. Spear 7. Bir dakika. Kane mi o? Tamam. Kane var. Zaten olabilecek isimler belli. Kane, Bobby Lashley. Bobby Lashley Hurt Business. Mevcut Lashley çok güzel. Okey. Rhea Ripley'miz falan var. Sen devam et. Undertaker'ın gelmesi çok güzel bir detaydı burada. Undertaker'ın da zaten ana kanaldaki videoda bahsetmiştim. 3 farklı karakteri. Ministry, son hali biliyorsunuz bu. Ya yine işte bildiğimiz aslında Undertaker'ın da işte daha yaşlı hali mi olacak acaba bilmiyorum. Hani öyle mi yansıtacaklar onu? Bir de bu işte 94-95 mor eldivenli hali falan var ya, onlar olacak. Abi benim için en değerli şey şu işte. Redesigned Engine. Bu bambaşka bir şey demek. Yoksa bir oyunu yaparsın hep aynı türevlerini yapıyorsun ya. Bütün spor oyunları öyledir zaten. Ama burada artık bir değişim şarttı. Ya kendi şu an söyledikleri bunu yaptılar herhalde ama bakalım göreceğiz ya. Yani ya büyük sıçacaklar ya da harbiden güzel beğenilecek bir şey olacak bu. O yüzden ekstradan merak ediyorum. John Cena. Stunning graphics. Grafikleri iyi. Slide. Coffee. My GM modda şunların gösterilmesi güzel olmuş bu arada. Vallahi güzel olmuş. Adam Pearce, Sonya Deville, Shane McMahon, Stephanie McMahon. Tables. Bu standart. Bir öncekinde de göstermişlerdi zaten bunu. Aynen, yıldızları falan var. Midcard, Opener, Main Eventer. Ya bu biraz daha işin böyle menajerlik boyutu olduğu için, menajerlik, simülasyon falan. Ya bu benim ilgimi çekebilecek bir şey. Herkesin çekmeyebilir. Herkesin ilgisini çekmeyebilir bu. Bakalım. Shotzi. Shotzi'nin tanklı gelişi falan güzel ya. Macho Man. Güzel. Tamam, buradan sonra zaten bir şey yok. Evet, işte böyleydi. WWE 2K22'nin sonunda videosu geldi. Ya çok ertelendi ama umarım bu kadar beklediğimize değer. Yani ben gerçekten bakın WWE 2K22 almayı zaten istiyordum. Bununla ilgili içerik yapmayı. Hatta benim konsolu almamdaki ana sebep. Ya bir insan WWE oyunu için konsol alır mı? Almazsa. Ben de direkt ana sebebim o değil ama. Yani o çok önemli bir faktördü benim için. Konsolu Xbox almakta. Daha iyi yayınlar sunabileyim diye size. Çünkü belli ki PlayStation'da bir yere kadar bilgisayar tek laptop kullandığım için ekstradan içerik falan zor olacaktı. Ama şu an konsoldan capture kartla görüntü vererek en azından daha iyi bir kalite sunabiliyorum. Daha kasmadan, drop pek girmeden, bir şey olmadan yayın dışında yani. Umarım da bunları yapacağız ya. Hem yayınlarda, hem videolarda, hem bu kanalda bakın, hem Enzo kanalında, hem de Enzo Paski ana kanalımız zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler de varsa gelebilirler. Her yerde aşağıda falan var şeyleri. Belki buradan biri bizi tanıyacak. Vallahi hepinizi bekliyorum kanallara ve yayınlara. 2K22 içeri istiyorsanız muhtemelen ağzına kadar dolacağız yani. O zaman ben kaçıyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Royal Rumble'a kadar buralardayız. Yayınlar, videolar, her şey devam ediyor. Rumble'dan sonra devam ediyoruz da. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.